Kendi mekanınıza niye sıkısız oğlum? He? Milleti bize götüreceğiz ulan. Yok abi ya. Dost dediğimiz mekancıya sıktılar. Biz de içeride oturuyorduk. Bize gözdağı vermeye mi çalışıyorlar abi? Hayırdır? Biz de yediremedik kendimize, gittik onlara sıktık. Konuşma. Bekleyeydiniz lan. Gökhan abinize söyleyeydiniz. Hiçbir şey bilmiyorsunuz, bize söyleyeydiniz. Düşünemedik abi alkolün etkisiyle. İçmeyin oğlum o zaman. Götünüzle içeceksiniz, içmeyin. Mahmut, biz seni bunların başına koyduk. Sen de aynı bunlar gibi oluyorsun kardeş. Allah'ın hesabı. Bu çınıklar bizi nerede görse pislik yapıyorlar. Gökhan abinin onlara konuşması lazım. Vallahi pisliği yapan sizsiniz Mahmut. En son ben size iyi konuşmayacağım. Daha iyi konuşacağım mı kaldı Gökhan abi? Dünkü çocuklara bizi değişin. Ne değişecek? Siz grubun büyümesinden rahatsız oluyorsunuz. Ne var? Aslan gibi çocuklar. Elleri silah da tutuyor. Her gün böyle güllük gülistanlık mı geçecek zannediyorsunuz? Yarın maça çıksak sizi mi oynatacağım? Oynat abi oynat. Sen bize ne dedin de biz hakkını vermedik ki? Tamam lan uzatmayın. Bir daha da o çocuklara karışmayacağız. Akşam kulüp açıkken de gidip Gökhan abinin elini öpeceğiz. O çocuklarla da barış. Tamam abi. Millet bizi dağlı zannetmesin. İyi düşündün Cihat. Mantıklı kardeş. Sen de akşam bunlarla kulübe gel. Ben gereken tedbiri aldırırım. Mekanımız var. Bir keyfini çıkarmıyorsun kardeş. Akşam 9'da aldırayım sizi. Güzel bir güveç yapayım kardeşim ellerimle. Bağında değişiklik olur. Hayatımı siktiler kardeş ya. Karşımıza çıktıkları günden beri epeksik yapıyorlar. Bizimkiler de hala bunları idare ediyor. Namusuma cemaatin olmasa kafalarını gözlerine mermi dolduracağım. Oğlum vazgeç artık ya şu kininden. Ayrıca bizim onlara bir şey yapmamız icap etmez. Adamlar aileden olmuşlar. Ne ailesi ya? Bunlar aileden ne anlar? Yine yanlış yapacaklar. Kanları bozuk bunların. Tamam işte. O zaman birinin sen birinin ben kafasına sıkarız. Anlama sen de şunu.